büyük devletleri rekabeti onların savaş başlatmasına neden olmuş. Sonra büyük devletler gruplara ayrılmışlar. Birinci grupta Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Avusturya, Almanya. İkinci grupta İngiltere, Fransa, Rusya. Bu ikinci grup 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nı başlatmışlar. 1915 yılında Rusya çok zor durumda kaldı. Rusya'nın dostları İngiltere ve Fransa plan yaptılar. Rusya'ya yardım yaparız diye düşündüler. İngiltere'den gemilerle Çanakkale geçip İstanbul'u gelmek istiyorlar. Osmanlı Devleti yeni Rusya'ya yardım yapmak istiyorlar. Bismillah. Dört buçuk metre derine, 100'er metre aralıkla başlayın indirmeyi. Hadi. Gayret, indirin mayınları. Hadi acele edin. Olabildiğince sessiz olmaya çalışın. Düşman bizi fark etmedi. Derinliği iyi hesaplayın. Hadi az kaldı. Şükürler olsun bu sonuncusuydu. Düşman bizi fark etmeden dönüyoruz. Görev tamamlandı. Görev tamamlandı arkadaşlar. Kıyıya dümen kırın. Hadi acele edin. Gidiyoruz. Siyah bir karaltı halinde düşman donanması geliyor. Patlatıyor. Demirli patlatıyor.
Düşman yeniliyor. Antetiman 1915'te Kürt askeri Denizli Savaşı kazanıyor. Dışındalar da ondan. Topları bizimkilerden daha uzun menzilli. Kefereler, ah bir karaya çıksanız görürdünüz gününüzü. Merak etme, onun da sırası gelecek. Hedef bir numaralı düşman tabyası, ateş! Hedef sahil boyunca ağır bataryalar, ateş! Şey istediğim gibi gelişiyor. Evet, zaferi kazanacağım. Çok güzel. Bu iş tahmin ettiğinden de daha çabuk bitecek arkadaşlar. Yağmur gibi gülle yağıyor. Kendinizi saklanın. İşaret verin, öne çıksın. Inflexible ve Lord Nissen, boşunu vuran tabiye hiç vakit kaybetmeden ateş atsınlar. Tanrı aşkına, neler oluyor? Yeni bir isabet mi aldık? Allah kahretsin! Bu mayın! Inflexible mayına çarptı! Bakın! Bakın! Üç zırhlı yara aldı, batıyor! Bu tam beklediğimiz fırsat. Zırhlılar mayınların şaşkınlığıyla menzilimize girdiler. Şimdi sıra bizde. Türk topçusu. Bismillah! Ateş! Ateş! Mayınlar saldırı düzenimizi bozdu. Şimdi de tabyalardan üzerimize dolu gibi mermi yağıyor. Topçular! Hedef Boğaz'daki düşman zırhlıları! Ateş! Çarlık Kale Savaşı sonrasında
213.000 Türk askeri şehit oldu. 215.000 düşman askeri öldü. Türk ordusu kendi güveni geldi. Mustafa Kemal Atatürk büyük Türk ve dünya döndü. Yardım almaya yüz lira çöktü. Ateş serbest! Ateş! Lanet olsun! Türkler ateşe başladı! Çabuk olun! Sahile ulaşın! Çarpışmalar bu bölgede şiddetlenmiş. General Nayper Albion zırhlısının desteğinde çok başarılı bir çıkarma yapmıştı bu kumsalda. Aman Tanrım! Burada tam bir kıyım yaşanıyor. Askerlerimizin tamamı neredeyse imha edilmiş. Sahil denize doğru 50 metre kıpkırmızı kesilmiş. Gördüklerimi General Hamilton'a rapor etmeliyim. Saldırı pozisyonu. Savaş bu bölgede yoğunlaşacak. Birliklere haber verin, onlara hitap edeceğim. Emredersiniz kumandanım. Burada benimle beraber muharebe eden kahraman Türk askerleri. Aylardır süren düşman taarruzlarını büyük bir cesaretle püskürttünüz. Vatanımıza kasteden bu istilacılar topluluğu şimdi yeniden büyük bir hücum hazırlığında. Erler, bize verilmiş olan bu namus ödevini yerine getirmek için bir an bile duraksamayın. Bu zor vazife üzerimizdeyken istirahat uykusu aramanın bu istirahatten yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen yoksun kalmasına sebebiyet verileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın aynı fikirde olduklarına ve düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk eseri göstermeyeceklerine şüphem yoktur. Gazanız mübarek olsun. Canımız vatana feda 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 olsun. Düşman siperleri ateş!
Bilmiyorum buradan sağ çıkabilecek miyiz kardeş. Hakkına helal et. Helal olsun. Harika manzara. Yarımada atılan bombalardan dolayı cehenneme dönmüş. Adeta yanıyor. Hemen generale bildireyim de ateşi kessinler. Düşman istihkamlarımıza oldukça yaklaştı. Subaylarımıza söyleyin, derhal askeri karşı hücuma kaldırsın. Acele etsinler. Düşman siperlerimize girerse atamayız bir daha. Çabuk! Bitti Çanakkale'yi geçemedik. Zafer bizim! Çanakkale!